Biz de İsmail Saymaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili merhabalar, İsmail. Merhabalar. Merhaba. Gündem o kadar yoğun ki. Çok baş döndürücü. Hemen ilk aklıma gelen İsmail Saymaz oldu. Mutlaka onunla konuşmalıyız bu gündemi. Çünkü söyleyecek çok konusu. Ben de tweet atayım da millet uyansın ya. Böyle. Evet. Zaten mesajlar gelmeye başladı. Çoktan senin geleceğini anons ettiğimizden beri dün. Dün hem sosyal medyada duyurduk hem de televizyonumuzdan duyurduk. Şimdi tabii ki bugünkü yazından belki başlayabilir. 8 yıl önce de böyle oldu diye bir yazım var. Evet. Onun ben kısaca bir özetini yaptım aslında. Olur, sevinirim ama abi. Yaptım saat 11'de. Yaptım. İzleyicimlerle paylaştım ama seninle birlikte olduğum için. Ben belki... aslında o yazıya yer koyup daha sonra yer darlığından çıkardığım iki vaka daha vardı. Ah, belki ondan bahsedebiliriz. Tabii bunlardan biri de 2 sene önce oldu. 2 sene önce hatırlarsan yerel seçimlerden önce 30 Mart'tan önce artık İstanbul'un kaybedileceğine dair bir AK Parti'de fikir oluşunca bu kez 8 Mart'taki yürüyüşü benzer şekilde bir provokasyona çevirdiler. İstiklal Caddesi'nde 8 Mart'ta yürüyen kadınlar yollarını kapatan polisleri ıslıklarla protesto etmişlerdi. Tam o esnada ezan okunmaktaydı. Kadınların gürültüden ezanı duymaları zaten mümkün değildi. Ama ya, bu iki ıslıklı protestoyla ezan sesini üst üste getiren bir Yeni Şafak muhabiri bakın ezanı ıslıklıyorlar dedi ve günlerce feministler hakkında onların ne kadar sapkın, ahlaksız ve din düşmanı olduğu, zaten bunların Millet İttifakı ve CHP'li olduğu, HDP'li olduğu, hepsinin İmamoğlu'cu olduğu, İmamoğlu da Pontusçu olduğu. Evet, sonunda oraya kadar vardırıldı. Geçen yılda bir benzeri oldu. Bu kez de pandeminin ilk dalgasıydı. Sokağa çıkma yasakları, ağırlaşan ölümler derken İzmir'deki cami minarelerine birileri girdi ve Çağbela marşını okudu. 4 camiye birden. Bir CHP'nin başına gelmeyen kalmadı. CHP eski il başkanı Banu Özdemir sadece bu cami görüntülü yani minareden Çağbela okunduğu anın görüntülerini tweet attığı için ve sonra Diyanet'e dönüp ne oluyor diye sorduğu için tutuklandı. Ya o gözaltındayken bir camide de bu arada yuh yuh türküsü okundu yanlış hatırlamıyorsam. Mahsun. Hadi bana bunun sorumlusu, onun sorumlusu kim diye oluyor insanın. Ama hala da onun sorumluları bulunamadı. Belli değil. Denildi ki işte telsizciler, amatör telsizle girmiş olabilir. 1400 tane de telsizci var filan. Evet. Zaten bunların hiçbir zaman faili yoktur aslında. Evet. Öte taraftan şimdi orada da Banu Özdemir'e, kadınlığına, kişiliğine, haysiyetine saldırıldı, hakaret edildi. Bir hafta tutuk kaldı. AK Parti muhalefeti bastırmak için hep aynı yöntemlere başvuruyor. Yani senin özetlediğin şey hem bu cami içerisinde içki içtiler, ayakkabıyla girdiler meselesi. Tabii. Sonra bir kabataş meselesine örnek verdin. Ve şimdi de iki örnek daha. Bu örnekler buna başkalarını da ekleyebilirim. Bu ve benzeri örnekler. Bu büyük bir ihtimalle söyleyecek sözüm yok, verecek cevabım da yok. Ben en iyisi halkın Trump da bunu denemedi mi Amerika'da? Evet. Trump da gitti kilise önünde İncil'le fotoğraf verdi. Kendisine işte bir siyahinin polis tarafından öldürülmesinden sonra çıkan eylemlerde bunun arkasında aşırı solun, radikal solun parmağının olduğunu iddia etti filan. Yani halka bir umut veremezsen, hiçbir sorunu çözemiyorsan ve de sorun Gezi Parkı'nda açığa çıkan sorunların hiçbirini çözmek istemedi. Görmek ve çözmek istemedi. Orada ya şehrin merkezine, Taksim'in orta yerine AVM yapılacaktı kardeşim, kıvırmayın. Evet. AVM yapacaktınız. İtiraz olmasaydı bugün orada o Gezi Parkı'nın orta yerinde AVM olacak. İşte bilmem neyi ihya ediyoruz denilerek etrafına işte Osmanlı döneminde kaldırılmış ahırlar mı neydi? Benzeri bir uygulama olacak. Bunlar yapılacaktı. Yapılamadı. Buna isyan etti gençler ve çocuklar. Evvela züppelerin eylemi diye bakıldı. Öyle bakıldı. Sonradan onlara öyle bir onur kırıcı muamele yapıldı ki, öyle aşağılayıcı muamele yapıldı ki halk destek verdi. Şimdi de efendim yakan Fethullahçı, yıkan Fethullahçı'ya geldik konu. O günlerde hep beraber yaktınız yani, gördük yani. Fakat bu söylem sevgili ne diyor Zelil abi? Evet. Diyorlar ki AK Parti'de şöyle bir kabul var. Yani isteniyor ki Erdoğan emirül müminin görülsün, emirlerin mümini görülsün. Ve Sunni itikatta emirül müminine itaat imandan gelir. Tartışılmaz yani. Bunu tartışmak böyledir. Bunun değil. Karşısında muhalefet de bozgunculuktur. Çünkü özü itibariyle bir yeryüzünde cennet kuruluyor. Sen de bunu bozmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla muhalefet etmek şu haliyle, sokakta hakkını arıyorsan sen çapulcusun, ayaklar baş olmuştur. Sokakta hakkını arıyorsan sen iktidarı yıkacaksındır ve dolayısıyla ya teröristsin, ya efendim özgürlük talep ediyorsan kızlı erkeklisindir. Özgürlük talep ediyorsan zaten ahlaktan yoksun, ahlaka mugayir ve sapkınsındır. En sonunda eşcinsel olacaksındır. Yahut efendime söyleyeyim eşitlik talebiyle yürüyorsan onu yapma, işte ormana inşaat yapma, derenin üzerine HES yapma diyorsan mutlaka senin din düşmanlığıyla başlayıp her türlü dini değerlerle itham edilmen ve suçlanmanla karşı karşıya kalacak. Çünkü AK Parti'nin yolu yordamı bu. Başka türlü herhangi bir siyaset yapması aksi takdirde görünemedi yani şu anda. Çünkü siyasal İslam'ın ufkunda ve doğasındaki demokrasi barutu tükendi. Demokrasi, hukuk barutu tükendi. Türkiye'ye siyasal İslam'ın dünyada yok artık. Bir yıkıldı örnekleri. Son örneği Türkiye. Türkiye'de de siyasal demokrasi. İslam'ın Türk halkına verebileceği demokratik bir geleceği ve hukuki bir geleceği yok artık. Başka bir sözü de yok. Fakat bu türlü söylemin etrafında toplayacağı insan sayısı giderek azalıyor Türkiye'de. Büyük bir ihtimalle hem başından beri verdiğin örnekler bunun tabii nedeni. Tabii. Aynı zamanda artık başka bir yöntem bulunamamış olması. Hani belki etrafındaki bir çevrenin varlığını mümkün olduğunca küçük de olsa sürdürebilmesini ve kemikleşmesini sağlayabilmeye Nazım Hikmet'in, belki. Sen de bilirsin Nazım Hikmet'in Mehmetçik Mehmet şiirinde, yani Kuvayi Milliyet Destanı'nda Mehmetçik Mehmet şiirinde bir portreden bahsedilir. Türk Mehmetçik acıkmıştır. Karşısında Alman makarna yemektedir. Mehmet postalını kemiriyor ve bunun karşısında bir deyim yerindeyse bir kurt gibi saldırıp makarnayı kapacak. Orada diyor ki aç insan kurt olup saldıramazsa açlık itten beter eder insanı elbet. Mehmetçik Mehmet, Mehmetçik Mehmet. Tam tablo bu. Neyi dert edecek vatandaş kardeşim? Neyi dert edecek yani? Sen Z kuşağı, işte dün Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki Z kuşağını anlatın bunları. Kılıçdaroğlu'nun, taş devri gibi ya, Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı nasıl mahvettiğini anlatın. Ya gerek yok, işte yaşıyor, görüyor yani. Görüyorsun. Z kuşağının babasını işkur kapısında bıyıkları dönüyor, kendisine üniversite kapısında cop inip kalkıyor kardeşim. Evet. Neyi anlatacaksın yani? Yahut işte Z kuşağının annesi bugün Zeytinburnu'nda, yarın Esenler'de 1 lira eksik halk ekmeğin kapısında sırada bekliyor. Oğluna da bak işte rektörün partizan yollarla atanmasını protesto ettiği için iki polisin kollar arasında duruşma yolu gözüküyor. Neyi görecek ki? Z kuşağı göreceğini gördü zaten. Tacize uğruyorlar, dayak yiyorlar. İşte birisinin çenesi çıkmış. Sonuçta bu türlü... ne istedi bu çocuklar ya? Ne dediler yani? Yaptıkları işte herkes tarafından göz önünde yapılanlar. Şimdi liyakatsizliğe itiraz etmişler. Partizanlığa itiraz etmişler. Sadece burada değil ki bu partizanlık uygulaması. Her alanda var. Her alanda bu partizanlık uygulaması sürüyor. Siz... Yani ekonominin durumu ya. En esaslı bu. Yani Berat Albayrak sadece Marmara Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansı yaparak bu ülkeye Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Varlık Fonu diye batık bir fon kurdu. Bütün ekonomi kademesini kendilerinin oluşturdu. Sırf dolar artmasın diye Türkiye'nin 140 milyar dolarını bozdurdu. Şimdi yeni gelenler onun hasarını kaldırmaya çalışıyor. Ne için bakan olmuştu? Sadece Cumhurbaşkanı'nın damadı olduğu için. Yakın akraba kayırmacılık, neopatizm ve partizanlık nedeniyle. Yahu ben kendisinin güreşçiliğine bir şey demiyorum. Türkiye'nin 100 akıl güreşçilerinden biridir. Gurur duyulacak bir güreşçidir. Keşke hep öyle kalsaydı. Evet. Orada bir haksızlığa da uğradığını düşünüyorum. Çünkü çok gurur duyulacak bir güreşçiydi. Türk bayrağını her semada dalgalandırdı. Ama insaf kardeşim. Sadece yani bu yönü nedeniyle bari Spor Bakanı yaptınız anlaşılır. Spor Bakanlığı'na kimse itiraz etmez de Vakıf Bank Yönetim Kurulu yeri nedir ya? Nedir yani? Bir güreşçiyi siz sadece yani hangi niteliğiyle siz getirip onu orada Vakıf Bank yöneticiliği yaptınız? Bu kişi Melih Bulu'nun parti üyeliği dışındaki vasfı nedir kardeşim? Boğaziçi'nde rektörlük yapacak. Efendim ondan önce de rektörlük yap diyorlar. Ya nerede yaptı? İstinye Üniversitesi'nde 4 yıl yaptı. Kurucu rektördü zaten. Evet. İstinye ile ilgili bir şey demek istemiyorum. Değil Sevgili mi? Başkan çünkü arayıp kızıyor. Sonra da batık bir başka Haliç Üniversitesi'nde 1 sene rektörlük yaptı. Ya 10 ay önce rektör olup ilk 400'e sokacağım dedi. 10 ay sonra sokamadan geldi Boğaziçi'nin rektör oldu. Şimdi diyor ki ilk 100'e sokacağım. Peki, Türkiye'de Lütfen. Lütfen sen sözünü bitir. Şimdi de diyor ki bunu ben sokacağım. Ben bugün şeyle konuştum. Bir önceki rektör Sayın Mehmet Özkan'la konuştum. Onu soracaktım zaten. Evet. Yardımcısı. Şimdi Zeynel abi. Önceki rektör hatta aday adayıydı. Aday adayı. Şimdi şöyle bir durum var. YÖK'e 9 tane aday başvurmuş. Şimdi sevgili izleyiciler bilmeyebilirler. Eskiden nasıl seçiliyordu, bugün nasıl seçiliyor? Hı hı. Eskiden 2016'ya kadar üniversite öğretim üyeleri oy veriyor. Oradan çıkan adaylara oy veriyorlardı. O adaylar arasından bir 3 kişilik liste Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyordu. O onlardan birini seçiyordu. Doğrusu Cumhurbaşkanı gene bunlar arasında kendisine yakın olanı seçiyordu. Hı hı. Ondan önceki Cumhurbaşkanları da böyle yapıyordu. Sezer'le ilgilileştirdi, haklı, doğru. Sezer de bazen Atatürkçü gördüğü, bazen işte kendisine yakın gördüğü kimi üniversitedeki rektörleri bir oy aldığı halde seçiliyordu. Yanlıştı, o da yanlıştı. Hı hı. Onun da yanlış olduğu günlerde söyleniyordu. Bu da. Bugün ise sistem değiştirildi. Dediler ki artık üniversite öğretim üyeleri oy vermesin. Ne yapalım? Efendim YÖK çağrıda bulunsun. Belli kıstaslara uyan kim varsa gelsin başvursun. Evet. Onlar arasında eleme yapıp Cumhurbaşkanı'nın önüne gönderelim. Şimdi Melih Bulu'yu seçip çıkardılar oradan. E peki aday adaylar arasında kimler var? Boğaziçi'nden 3 tane profesör var. Bunlardan biri de mevcut rektör. Yani bir önceki rektör Mehmet Özkan. Mehmet Özkan'ın kız kardeşi AK Parti'de milletvekiliydi. Mehmet Özkan da AK Parti eğiliminden. Muhafazakar bir akademisyen. Melih Bulu kendisine arkasında bana arkadan destek veriyordu. Nasıl diyorsa arkadan destek nasıl oluyorsa onu da anlamak mümkün değil. Herhalde büyük bir ihtimalle bir görüşme yapmıştır. İşte ben de bunu sordum. Değil mi? Evet. Ben de bunu sordum. Şimdi dedim ki yani hocam siz destek verdiniz mi? Dedi ki ben zaten adayım dedi. Benim tercihim belli değil mi? Evet. Yani sonuçta. İkincisi benim onunla mecburiyetten yaptığım devir teslim töreni dışındaki de bu en fazla 3-5 dakika sürmüştür. Bunun dışında ne ilişkim, ne görüşmem, ne bir temasım oldu, ne aleyhindeyim, ne lehindeyim. Hı hı. Yani destek verecek bir durumum yok diyor kendisi. Siz olsaydınız ne yapardınız diye sordum. Dedi ki yani ben bu durumla karşılaşacağımı zannetmiyorum. Yani. Bana bu olmazdı herhalde. Olmazdı, geçmişte kendisi de protesto edildi bu arada. Hı hı. O da ama AK Partili olduğu için protesto edilmişti. Bu raddeye varmadı ona yönelik. Şey oldu hatırlarsan, diploma töreninde öğrenciler sırtını döndüler ona. Hatırlıyorum yani. Ama hiç kabalaştığını görmedik doğrusu. Bu süreci iyi yönetti. Dedim ki yani hiç polis çağırdınız mı? Çağırmamak için elimden geleni yaptım dedi. Biz çağırmadı sonuçta evet. Yani. Çağırmadı. Yani Boğaziçi Üniversitesi polis böylesine görmedi ama böyle... Hayır. Böyle bir durum. Dedi ki yani bana yapılan eylemler bir hafta sürdü. En çok 100 kişi katıldı. Sonra o derslerine döndüler. Bütün üniversitelerde bu ve benzeri olaylar. O da öyle diyor. Kilitlenme söz konusu şimdi. Yani sonuçta iki tarafın da geri adım atmayacağına yönelik bir izlenim ediniyor. Milli meseleye döndü. Yani asla istifa etmeyeceğim diyen bir zaten herhalde kendi iradesiyle istifa etmez biliyorsun. Cumhurbaşkanının hani yönteminde hiç istifa ettiği yok. Sadece affını istedi olay. Var. Yani bir affını isteyebilir mi acaba Melih Bulu? Ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Bu kriz bir biçimde sürdürülecek ama şu an bir başka sorun var üniversitede. Rektör yardımcılığı için 14 kişiye teklif götürdü Bulu. 14 kişi de kabul etmedi. Bunlar arasında mevcut ve bir önceki rektörün yardımcısı olan Ali İzzet Hoca da var. Ama bir kişinin kabul etmiş olacağı söyleniyor. Evet. O kişi henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla şu an rektör yardımcılığı rektör yardımcısı olmadan devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla yani çekilmese bile işleri yürütmekte zorlanacak. Ne kadar sürdürebilir bunu? Yani Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi onu da görevden al, bunu da görevden al. O zaman yani ortada durum değil. Yani burada inat edilmesi de anlaşılır değil ama tabii bunu AK Parti'nin gene yönetme yolu şu olacak. Yani o rektörün öğrencilerle, akademisyenlerle, toplumla karşıya gelmesine neden olacak şekilde orada oturmasını isteyecekler. Yani gelmeden. Burada Melih Bulu'nun aslında kendisini istifa etmesi gerekirdi. Yani hem istifa ederek... Ama yani öyle bir irade olamaz. Ancak Cumhurbaşkanı'nın onu sen affını talep et şeklinde belki bir söyleme olabilir. Sonuçta bir kilitlenme söz konusu. Bakalım bu kilitlenme nasıl açacak? Az önce Meral Akşener de yöntemleri söyledi. Tamamen yapılması gereken bir istifa meselesi çünkü partilize. Aslında şunu da söylemek lazım belki 20 üniversite benzer şekilde AK Parti tarafından ve de iktidar tarafından benzer şekilde rektörler atındı ki 9'u eski milletvekili. Tabii. Eski milletvekili ve hiç bu kadar büyümemişti. Olay tabii iş Boğaziçi Üniversitesi bir kısmı olunca da milletvekili belki. Adayı. Hı? Bir kısmı milletvekili adayı, bir kısmı milletvekili yakını. Yakını, bir kısmı da eski milletvekili. Evet, yani mesela Ankara İlahiyat'ın başına Necdet Ünüvar, Ankara İlahiyat diyorum, Ankara Üniversitesi'nin başına Necdet Ünüvar getirildi. Ankara Cumhuriyet'in en önemli üniversitelerinden biri Necdet Ünüvar. 4 dönem milletvekiliydi, bakanlık yardımcıları yaptı. Ama en önemli vasfı Necdet Ünüvar'ın menzilci olması. Bu biliniyor yani. Evet. Neyi saklayacaklar ki yani? Necdet Ünüvar AK Parti'de 4 dönem görev yapmış, menzilci bir akademisyen ve yani Ankara Üniversitesi gibi zengin, çok görüşlü, tartışma ikliminin Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamallıoğlu'nun bir basın toplantısı var. Kısaca ona göz atalım. Evet. Evet, biz de süremizi tamamladık. Sevgili İsmail Saymaz, çok konuşamadık. Az oldu, kısmet ama oldu. Ama hafta için söz aldım. Hem izleyicilerim herhalde şu anda mutlaka sitem ediyorlardır. Haftaya salı günü. Salı günü görüşürüz. Tekrar birlikte olacağız. Seve İsmail'in sözü var. İsmail Saymaz'la birlikte haftaya salı günü konuşamadığımız birçok şeyi konuşacağız ve tabii ki salı gününe kadar olacak olan her şey bizim gündemimizde olacak. Çok teşekkürler İsmail Saymaz. Sağ olun. Görüşmek üzere yarın saat 11'de.